Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sivasspor Analiz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde Sivasspor'un başına geçmiştik ve Süper Lig'in açılış maçını Kasımpaşa ile yapmıştık ve 3-1'lik skorla ilk 3 puanımızı almıştık Sivasspor kariyerinde. Geçen bölümün ortasında videoyu izleyenler bilir, YouTube'da topluluk kısmına transfer isteklerinizi yazın demiştim ve onu ikinci bölümde alacağız demiştim. Ve yazanlar oldu. 7 tane yorum var şu anda. Bu videoyu sabah çekiyorum. Yani o videoyu akşam 10'da falan çekmiştim. Bu videoyu da şimdi ertesi günü sabah 12.48'de çekmeye başladım artık. O 7 yorumu bakacağız. Alabildiğimizi alacağız. Şimdi gelelim transfer isteklerinize. Sürekli first touch istiyorsunuz. Geri dönmemizin adına bu videoya sizden bir 20 like bekliyorum. 20 like gelirse first touch serimiz tam gaz devam edecek. Şimdi hemen şöyle bir yorumlara bakıyorum da iki tane aynı isim var. İlk aynı isimden başlayalım. Mert İpbigi ve Trabzon 61 demiş ki Bakasetas demiş. Bakasetas aslında ihtiyacımız olan bir oyuncu değil. Orta sahamız çok var. Ama kanat oyuncusu olarak oynatabiliriz. Ama şu anda değeri 18.3 milyon euro. Bir Sivasspor 18, 15, 10 milyon euro transfer bütçesi yapamaz. Ama bunlar sizin istekleriniz olduğu için bu bölümlük alalım. 30 milyon euro istiyor gençler. 30 milyon euro. Hatta 30,5. Bakasetas. 30,5 gençler. Yani normalde şu an istesem alabilirim ama Sivasspor alamaz yani. Anlatabiliyor muyum? Ama sizler istediniz diye bu bölümlük alıyorum gençler. Ama bir sonraki bölümlerimizde, bir sonraki transfer döneminde Sivasspor'un da alabileceği oyunculara yönelelim. Hemen bir sonraki transfer isteğimiz Atilla Tarak'tan gelmiş. Alvarez demiş. Forvet Manchester City'de 44 milyon euro. Alvarez 44 milyon euro ve bu yorum 2 beğeni almış. Diğerleri hiç beğeni almamışken bu yorum 2 beğeni almış. Neden bilmiyorum. Demek ki Alvarez'i istiyorlar. Yani toplamda 3 kişi istemiş oluyor büyük ihtimalle Alvarez'i. O yüzden Alvarez, ama şimdi hocam stoper var, orta saha var, kaleci var. Hangisi? 69,5 70 milyon euro yani. 70 milyon euro Alvarez istiyor. Ya aslında önemli değil de. Tamam, 66'ya Alvarez'i aldık. Bir sonraki transfer isteğimiz FTC modları oynamak müthiş. Demiş ki Ferdi Kadıoğlu demiş. Fenerbahçe'den Sivasspor'a gelir mi bilmiyorum. Aslında bu topluluk kısmına yazdığım şeyi ben Sivasspor'da başlıyoruz diye yazmadım. Bu benim bir hatam. Tabi sizler böyle büyük takımlarda falan filan başlayacağımızı düşünmüş olabilirsiniz ki ben de öyle düşünüyorum. O yüzden ona göre istekler yazmışsınızdır. Bakalım Ferdi yazalım. Ferdi gelecek mi? Sol beke de aslında ihtiyacımız var. Direkt 11 milyona geldi Ferdi. Sakaryaspor Editizm demiş ki Arda Güler. 21 milyon euro istiyorlar Arda Güler için. Arda Güler'i bilmiyorum. Alalım ya. Sonra bir sonraki transfer isteğimiz artık bitiyor. Bir kişi iki tane transfer isteği yazmış. İlk başta demiş ki futbolla, demiş ki ilk başta Griezmann demiş. Griezmann'ı almayalım arkadaşlar. Griezmann'ı cidden almayalım. Griezmann fazla gelir. Emre Mor. Emre Mor olabilir. Emre Mor'u alabiliriz. Emre Mor 12 milyon euro değerindeymiş. 18 tamamdır. Emre Mor'u da aldık mı transfer istekleriniz tamamdır. Transferlerimize devam ediyoruz. Bu videonun bu bölümünü farklı bir günden çekiyorum. Normalde ilk başta izlediğiniz kısmı 2 gün önce çekmiştim. İlk bölüm yayınlandıktan hemen sonra çekmiştim. Hem o videonun altına gelen, daha sonra da topluluk kısmına yeni gelen yorumları bakarak tekrardan transferlerimizi yapacağız. Yeni gelen yorumlara baktığımızda Kartal Gücü FK Spor takımı demiş ki Crespo ve El Kabi demiş. Sonracıma bakıyoruz. Tekrardan transfer isteklerine bakıyorum. Yunus Emre demiş ki Erin Visca ve Emre Mor. Emir Ali Bektaş demiş ki Valencia. Daha sonra da topluluk kısmına gelen yorumlarda şu anda bu şekilde Crespo, El Kabi ve
Edin Visco, Emre Mor, Edin Visco ne? Edin Visca, Emre Mor ve Valencia. Şimdi biz kadromuza bir bakalım geçer. Kadromuzda şu anda gayet güzel bir oyuncularımız var. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? O videonun altına gelen yorumlara bakıyoruz ki haksızlık olmasın. Batu oyundaki demiş ki Mert Müldür, Hugain ve Endey Same Başakşehir'deki demiş. Daha sonra şöyle Cemil'e bir bakıyorum. Arda Güler, Bakasetas yorumları gelmiş. Bizim kadromuzda yani şu anda alacak pek bir oyuncumuz yok. O yüzden direkt maçımıza geçsek güzel olur. Zaten bunları gelen yorumlar aldığımız oyuncular. Hugain demiş. Hugain'i gerçekten almaya gerek yok. Hugain, Gonzalo Hugain Sivasspor'a gelmez gerçekte de. Ama şurada Başakşehir'den Endey Same'yi istemiş bizden Batu oyundaki. Kendisi stopermiş. Stopere ihtiyacımız var aslında. Ve Endey Same direkt kulübümüze geliyor. Hiç kimse kaleci yazmamış. Bizim zaten ihtiyacımız olan şey aslında kaleci. Buradan Rado oyuncusunu buldum ve teklifimizi yolluyoruz. Bakalım Inter yollayacak mı? 6.3 milyon euro kalecimizi de aldık ve şu anda 32 oyuncumuzu doldurmuş olduk. Kadromuza hemen şöyle bir göz attığımızda kadromuz şu anda gayet güzel bir şekilde iyidir. Transferlerimiz bu kadar olduğuna göre maçımıza gidebiliriz. Şimdiki maçımız Kayseri Spor ile olacak. Bizi ilk defa izliyorsanız kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Stadyumun ismi olduğu gibi abone olmayı unutmayın ve bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın gençler ve Instagram'dan da beni takip ederseniz güzel olur. Artık V demeyeceğim. Sürekli V. Videoyu beğenerek de desteklerinizi gösterebilirsiniz. Videonun yani serinin gelmesini böyle beğenilerinizle bana söyleyebilirsiniz. İlk bölümümüz yorum sayısı olarak güzeldi. İzlenme olarak da güzeldi. 200'lerde bir şey şu anda. İlk bölüm hala 3 gün geçtikten sonra 200'lerde bir şey ve şutumuz olmadı. FIFA'da tabii ki daha çok izleniyor ama FTS istediniz. Ben de sizi kırmadım, attım ama şu anda ilk bölüme güzel bir ilgi gelmedi açıkçası. Ha, yorum bakımından gayet güzeldi. Yorumlarınız için teşekkürler. Keşke her videoya böyle yorumlar gelse ama güzeldi. Neyse ben FTS çekmeye devam edeceğim. FIFA'da çekmeye devam edeceğim. Sonra PES 2013'te yani yeni bir kariyere başladık. Orada da onu da çekmeye devam edeceğim. Bakalım orada bir de şimdi stoper kariyeri istiyorsunuz. Stoper kariyerinde de PES 2013'te başlayabiliriz. Ama şu anda yama falan bilmiyorum yapacak mıyım. Şu anda yapmayacak gibiyim ama bakalım bir duruma göre. Emre Mor'a çok sağ bir faul. Max Gradel kullanacak. Free 2. Max Gradel. Allah'ım gitti adama çarptı ya. Uğur. Arda. Kayarak müdahale. Alvarez. Bu arada yeni transferlerle ilk maçımız. Bunun şerefini hemen kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gençler abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Emre Mor aldı. Emre Mor gidiyor. Emre Mor aşıttırdı kaleciyi. Emre Mor olmadı. Şimdi Arda. Arda vurdu. Bu arada yeni yıla giriyoruz. Bu büyük ihtimal cuma günü yayınlanacak. Yani 30 Aralık'ta yayınlanacak olan video. Yılın son videosu değil. Normalde hadi bakayım. Normalde söylemeyecektim ama videoyu buraya kadar izleyenler varsa şimdiden öğrenmiş olacak. Kanala şarkı yaptırıyorum. Yaptırdım daha doğrusu. Ve şu atak geçsin. Musa. Ahmet Musa gidiyor. Açıyor içeri. Max Gradel. Boş kaleyi sallıyor. Ve Sivas Spor 1-0'a geçiyor. Max Gradel'in golüyle. Burada Ahmet Musa. Kalecinin müdahalesiyle tersiz. Max Gradel. Sivas Spor 1-0 önde. Kayseri Spor karşısında. Şarkı yaptırdık kanala. Normalde 31 Aralık saat 17'de yayınlanacak video. Normalde hiç direkt söylemeden ön gösterimde olacaktım ama bu videoyu buraya kadar izleyenlerin de bir ayrıcalığı olsun. Sizler önden öğrenmiş olun. Hatta bilmiyorum koymam. Şarkının bir kısmını koyarım diyecektim de koymam. Hep beraber 31 Aralık saat 17 veya 18'de
18 olur büyük ihtimal. İzlemiş, dinlemiş olacağız. Kanalımızın şarkısı. Normalde şöyle söyleyeyim, şarkı bana özel değil, kanala özel. Kanalın temasına göre yapılmış bir şarkı. Bizim kanalımız teması ne? Futbol. Futbola göre bir şarkı oldu. Şarkıyı ben söylemiyorum. Bir tane abimiz var, o söylüyor. İsmini paylaşamıyorum maalesef. Çünkü bir şirkete bağlı. İsmini falan bir yerlere yazsam, şirket telif hakkından dolayı dava açsa, işimiz iş olur artık. O yüzden dolayı şarkının hiçbir kısmında ismini falan yazamadım maalesef. Normalde tabii ki şarkıyı söyleyen kişinin ismini söylemek isterdim ama dediğim gibi telif haklarından dolayı isim paylaşamıyorum. Ama şöyle diyeyim, rap dinleyenlerin bildiği bir kişidir. Yani rap dinliyor musunuz bilmiyorum ama dinleyenler varsa illa bir kere duymuştur. Hatta Eray da bu adamın bir tane şarkısını dinlemişti. YouTube'da filan tepki videosu filan var. Oradan da izleyebilirsiniz. Eray rap şarkı dinliyor filan yazınca çıkıyor altlarda filan. Neyse, şarkımız aslında ilk dinleyişte benim hoşuma gitmemişti. Ama sonradan böyle ikinci, üçüncü dinleyişte şarkı mantıklı, güzel gelmeye başlıyor. Kulağa güzel gelmeye başlıyor. O yüzden ben beğendim demişti. Eğer de şarkı hoşuna gitmediyse 1-2 kısmını falan yani değiştirebiliriz ama yılbaşına yetişir mi bilmiyorum demişti. Benim de amacım zaten yılbaşında bu şarkıyı yayınlamak. İlk bir hoşuma gitmedi, doğru söyleyeyim. Ama sonradan ikinci, üçüncü kez dinlediğimde gayet şarkı böyle sözleri uyumlu gelmeye başlıyor, güzel gelmeye başlıyor. Sonra kanalın temasına uygun olduğunu falan böyle hissetmeye başladım. O yüzden dedim ki abi, dedim tamam böyle kalsın. Şarkımız böyle güzel. Şarkının her şeyi sıfırdan, beat, sözleri, her şey sıfırdan yapıldı bu arada. Sadece klibi yoktu. Klibini ben de artık internetten bir tane siteden açıklama kısmını koymuştum. Oradan yaptım. Bu arada Alvarez aşıttırdı, yandan dışarıya çıktı Alvarez. Olmadı Alvarez. İlk maçta hat-trick yapan Angeski oyuna giriyor. Kornel kullanıyor. Hakem korneli işaret verdi. Ferdi açtı. Kaleci çıkıştı, olmadı. Savunma uzaklaştırdı. Neyse, şarkıyı bir dinleyin. Dinleyin, yorumlarınızı zaten bekliyorum. İnşallah bu şarkı çok dinlenir ya. İnşallah ya. Ya kanala özel şarkı yaptırdım. İnşallah şöyle bir, yani aslında benim için bin izlenme, yani bin görüntülenme olsa bile yeter de. Bu arada büyük hata, Ferdi Kadıoğlu affetmiyor. Kaleciden çok 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 büyük hata. Burada tutmak yerine uzaklaştırmayı tercih etti. Ama müdahalesi çok zayıf kaldı. Ferdi Kadıoğlu'nun önüne düşen top Ferdi affetmiyor ve Sivasspor 83. dakikada 2-0 öne geçip farkı 2'ye çıkartıyor ve iyice rahatlıyor. Emre Mor presini sürdürdü. Verdi Bakasetas, geçmedi. Hosensi, Kemen, Gotas, Alvarez gördü Angeski. Angeski gidiyor, offside. Gole yaklaştı Angeski ama hakem bayrağını kaldırıyor ve offside. Disaba. Mensah verdi pasını içeri orta. Bekletmeden orta topu kaptırdı. Şimdi Angeski yukarı koş, Angeski düz ileri koş. Dakika 90. Angeski gidiyor. Angeski. Ha, topu kaptırdı diye pres yaptım. O da meğersem kaptırmamış. Angeski alır mı? Son bir gol gelir mi Angeski'den? Angeski gözler hakemde çevrildi ve maç bitiyor. Maç bitti. Sivasspor maçı 2-0 kazanıyor. Bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun gençler. Normalde bir maç daha yapardım ama şu anda işe gideceğim. Maalesef işe gideceğim. O yüzden maçımıza gidersek iyice
zamanımız azalacak. Neyse, bugünkü videomuzdan bu kadarlık olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.